Evet, tam sayıları işlemeye devam ediyorum. Tam sayılar dediğimizde z eşittir. Tam sayıların kümesini anlatmaya çalışıyorum. Eksi 4, eksi 3, değil mi? Eksi 2, eksi 1, 0, 1, 2, 3, nokta nokta şeklinde devam eden giden sayılara biz ne diyorduk arkadaşlar? Ne diyorduk? Tam sayılar adını veriyorduk. Peki en küçük pozitif tam sayımız kaç? Pozitif tam sayılar deyince sıfırdan sonra 1 var, 2 var değil mi arkadaşlar? 3 var. Bu sayılara 1 ile başlayıp giden sayılara biz ne diyorduk? Pozitif tam sayılar. Ve neyle gösteriyorduk? Z artı ile gösteriyorduk. Peki pozitif tam sayıların en küçüğü kaçtır arkadaşlar? 1'dir. En küçük pozitif tam sayımız kaç? 1. Güzel. En büyük negatif tam sayı. Peki negatif tam sayılarımız neredeydi arkadaşlar? Şurada eksi 1, eksi 2, eksi 3 şeklinde devam edip giden sayılara biz ne diyorduk? Negatif tam sayılar. Peki değerli arkadaşlar bu negatif tam sayıların en büyüğü kaçtır? En büyük negatif tam sayımız kaç arkadaşlar? Eksi 1'dir. Çok güzel. İki basamaklı en büyük negatif tam sayı. Peki dikkat ederseniz sayı doğrusundan sağa doğru gittikçe sayılar ne yapıyor? Artıyordu. Çok güzel. O zaman iki basamaklı en büyük negatif tam sayımız kaç arkadaşlar? Eksi 10'dur. O zaman eksi 10'u da buraya ne yaptım? Yazmış oldum. 3 basamaklı en büyük negatif tam sayı. 3 basamaklı olacak, en büyük olacak. Arkadaşlar eksi 999 var, eksi 100 var. Bundan hangisi daha büyük? Evet, eksi 100 daha büyük değil mi arkadaşlar? O zaman 3 basamak en büyük negatif tam sayımız kaç? Eksi 100. Peki 3 basamaklı en küçük negatif tam sayı. O zaman 3 basamaklı en küçüğü de kaç olacak arkadaşlar? Eksi 999 olmuş olacak. Güzel. Peki 2 basamaklı en küçük negatif tam sayı. Söyleyin 2 basamaklı en küçük negatif tam sayı. 2 basamaklı deyince bir eksi 99 var, bir eksi 10'umuz var değil mi? Peki bu arada hangisi en büyük? Eksi 10 en büyük. Daha sonra en küçük hangisi? Eksi 99. 2 basamaklı en küçük negatif tam sayı kaç arkadaşlar? 99. Peki eksi 10 nedir? 2 basamaklı en büyük negatif tam sayıydı değil mi? Tamam, devam ediyorum arkadaşlar. Evet, ABC birer tam sayı olmak üzere A çarpı B eşittir 6, A çarpı C eşittir 12 olduğuna göre artı B artı C toplamının en büyük değeri nedir? Arkadaşlar isterseniz şöyle yapalım. A, B, C diyelim, olur mu? Şöyle bir tablo yapayım size isterseniz. Arkadaşlar A sayısı ortak sayı görüyorsunuz. A yerine 1 alalım. A yerine 1 alırsam B kaç olur? 6 olur. Peki A yerine 1 alırsam C kaç olur? Çabuk söyle. 12 olur değil mi? Evet. A yerine 1 alınca C 12 oldu. A yerine 1 alınca B kaç oldu? 6 oldu. Onları yazdık. Çok güzel. Peki A yerine 2 alalım arkadaşlar. A yerine 2 alırsam B kaç olur? 3. Peki A yerine 2 alırsam C kaç olur? Çabuk söyle. A yerine 2 alınca C kaç olur? Evet, 6 duydum. Arkadaşlar devam ediyorum. A yerine 3 yazalım. A yerine 3 yazarsam B kaç olur? 2 olur hocam. Çünkü 3 kere 2 6 yapar. A yerine 3 yazarsam C kaç olur? 4 olur. Evet, bu da güzel. Tamam. Devam edelim arkadaşlar. Bu defa 6 yazalım A yerine. A yerine 6 yazarsam B 1 olur. A yerine 6 yazarsam C kaç olur arkadaşlar? Evet, 2 olur. Tamam. Bunlar ama pozitif değerler değil mi aldıklarım? Bize diyor ki artı B artı C'nin alabileceği en büyük dediği için negatif sayıları ne yapmıyorum? Almıyorum. Peki bunlar içinde sizce A artı B artı C kaç oldu burada arkadaşlar? 12, 6 daha, 18, bir daha 19 mu oldu A artı B artı C'nin toplamı? 12, 18, 19. Peki burada artı B artı C kaç oldu lütfen söyleyin. 6, 9, 10, 11 olmuş oldu. Çok güzel. Peki burada kaç oldu? 3, 2 daha, 5, 4 daha kaç oldu? Artı B artı C eşittir 9 olmuş oldu. Burada kaç oldu arkadaşlar? Artı B artı C eşittir kaç oldu? 6, 2 daha, 8 bir daha kaç arkadaşlar? 9 olmuş oldu. Ama bize ne diyor? En büyük dediği için demek ki cevabımız kaç olacak arkadaşlar? 19 olmuş olacak. Peki bunlar ortak olan sayıyı ne yaparak başladık? Ortak olan sayıyı en küçük alırsak arkadaşlar, A'yı 1 alırsak B 6, C 12 olmuş olur. Böylece A artı B artı C
en büyük değerine ulaşmış olur. Evet, bir başka sorumuz arkadaşlar. M ve N birer tam sayı olmak üzere M çarpı N 8 ise M artı 2'nin en büyük değeri soruluyor bize. O zaman şöyle yapalım mı arkadaşlar? M çarpı N eşittir 8 ise birer ne diyor? Tam sayı. Bunlar negatif de olabilir, pozitif de olabilir. Doğru. 1'e 8 alalım mı arkadaşlar? 1'e 8 alırsam M artı 2N eşittir 1 artı 2 çarpı kaç? 8 eşittir 16, 17 mi oldu? Evet hocam. Peki biz bunu 2, bunu 4 alsak kere 4 8 mi? Evet. O zaman M artı 2N eşittir ne olur? M yerine 2 geldi. Evet, N yerine kaç geldi? 4 geldi. 2 çarpı 4. 2 kere 4 8, 2 daha kaç oldu? 10. Bak gittikçe küçüldü. Eğer ben bunu yerine, değil mi, 1 ile 8'i çarparsam 8, 2 ile 4'ü çarparsam 8, eksi 1 ile eksi 8'i çarparsam 8. Doğru mu arkadaşlar? Evet. 8 yapar ama M yerine eksi 1, istersen şöyle yapayım, M artı 2'ye eşittir. M yerine kaç geldi? Eksi 1 artı 2 çarpı eksi 8 mi oldu? Eksi 16, eksi 17 oldu. Gittikçe küçülmüş oldu. Ama bize en büyük değeri dediği için biz cevabımız 17 deyip geçelim. Bunun en büyük olabilmesi için, M artı 2'nin en büyük olması için, N'in katsayısı büyük olduğu için M'in önünde 1 var. N'in önünde kaç var? 2 var. Bu sonucun daha büyük çıkmasını istiyorsanız neyi mümkün olduğu en büyük değeri almakta fayda var arkadaşlar. N yerine 8 yazdım. M yerine de 1 yazarsam cevabım kaç olacak? 17 bulunmuş olacak. Evet değerli arkadaşlar. Gördüğünüz gibi x, y birer tam sayı olmak üzere x çarpı y çarpı z 12 olduğuna göre x artı y artı z toplamı, evet, en az kaçtır? En az dediği için, x çarpı y çarpı z eşittir 12 dediği için, isterseniz arkadaşlar ben bunu 1 alayım, bunu eksi 1 alayım, bunu eksi 12 alırsam, doğru mu? Çarpımları kaç olur? 12 olur. Ama toplamları ne olmuş olur arkadaşlar? Eksi 1 artı 1 birbirini götürür. Cevap kaç olur? Eksi 12 olur. Hocam ben bunu 1, bunu eksi 3, bunu eksi 4 almak istiyorum. Çarparsam yine 12 yapar. Doğru. Hadi toplayın bakalım bu defa ne yapar. X artı y artı z eşittir. Eksi 4, eksi 7. 1 ile topla. Eksi 6 olmuş oldum. Peki hocam ben bunu şöyle yapmak istiyorum. 1, eksi 2, eksi 6 almak istiyorum. Çarparsam yine 12 yapar. Doğru. Peki toplayın bakayım bu defa ne yapacak? X artı y artı z eşittir. Eksi 6, eksi 8, 1 ile toplarsam eksi 7 olmuş oldu. Peki hocam ben bunları şöyle de yapabilirim. 1, 2, 6 da alabilirim ama siz bu defa x artı y artı z eşittir kaç olur arkadaşlar? 6, 2 daha 8, bir daha kaç? 9. Siz bunu devam ettirebilirsiniz. Ama bulacağınız arkadaşlar en az değer kaç olmuş olacak? Bakın bu yaptığımız işlemlerde en küçük sayı kaç? Eksi 12 görüyorsunuz. Cevabımız ne olacak? Eksi 12. Peki devam ediyorum. Evet, güzel bir soru daha arkadaşlar. Burada A, B, C pozitif tam sayılar ve A çarpı B 6, B çarpı C 12, A çarpı C kaç? 8. Siz şöyle şey yapabilirsiniz. A'yı 2, B'yi 3 alabilirsiniz. Evet, A'yı 2 alırsanız, A'yı 2 alırsanız 2 kere kaç? 6 yapar. B o zaman 3 olmuş olur. Doğru mu? 2 kere 3, 6. Ben B yerine 3 alırsam o zaman C'miz kaç çıkar arkadaşlar? C eşittir 4 çıkmış olur. Doğru mu? 3 kere 4 12 yapar. A'yı 2 almıştım. C'yi 4 almıştım. Çarpımı 8. Evet gördüğünüz gibi A 2 olursa B 3 olur. C'de kaç bulunmuş olur? 4 olmuş olur. Ama siz her zaman bu sayıları kolay göremeyebilirsiniz. O zaman ne yapacağız peki hocam? Bu birinci yol olmuş olsun. Peki ikinci yolumuz değerli arkadaşlar. Şöyle diyelim bu soruyu çözmek için. Bunları taraf tarafa çarpalım. Yani A çarpı B çarpı B çarpı C çarpı A çarpı C. Yani bunları birbiriyle çarptım. Burayı da birbiriyle çarpıyorum. 6 çarpı 12 çarpı 8 şeklinde yazdım. A ile A'nın çarpımı A kare. B ile B'nin çarpımı B kare. C ile C'nin çarpımı C kare de eşittir arkadaşlar. Bakın şu 6 dursun. Bu 12 de dursun. Bu 8'i 2 çarpı 4 yazıyorum arkadaşlar. Peki burası nedir arkadaşlar? A çarpı B çarpı C'nin parantez karesi diyebilir miyim? Derim. Şu 2'yi bu 6 ile çarparsam 12 çarpı 12 çarpı 4 gelir. Yani ne demek bu arkadaşlar? 12'nin karesi çarpı 4 nedir? 2'nin karesidir.
Kısacası bu da nedir arkadaşlar? Çabuk bana söyleyin. 12 çarpı 2'nin parantez karesi midir? Evet hocam. Yani A çarpı B çarpı C'nin parantez karesi eşittir 12 çarpı. Ne oldu arkadaşlar? 2'nin parantez karesi olmuş oldu. Peki burada arkadaşlar A çarpı B çarpı C ne olmuş oldu? 12 ile 2 çarp 24 mu oldu? Evet 24 olabilir. Peki burada bize BC'yi yukarıda vermiş miydi 12? BC'yi 12 vermişti. Ben bu BC'nin yerine 12 yazarsam A kaç çıkar arkadaşlar? A'mız kaç bulunur? Çabuk söyleyin. A burada 2 bulunmuş olur. Çünkü A'yı soruyor bize. Evet bu şekilde de ne yapabiliriz? Bu sorumuzu çözebiliriz. Peki bir başka soruyla devam ediyoruz. Evet arkadaşlar. Güzel karşımıza çıkabilen soru tipleri. 2 ile 6 arasında kaç tam sayı vardı? Kasıtlı olarak sayılar arasında az bir mesafe verdim. 2. Bakın sonra ne var? 3 var, 4 var, 5 var ve 6. Şimdi arkadaşlar bakın bize ne soruyor? Diyor ki 2 ile 6 arasında kaç tane tam sayı var? Siz görüyorsunuz burada kaç tane var? 3. Ama hocam biz bunu nasıl çözeceğiz? Şöyle çözeceğiz değerli arkadaşlar. Diyeceğiz ki 2 ile 6 arasında kaç sayımız var? Gördüğünüz gibi kaç tane var? 3. İsterseniz şu ilk sayıdan yani 6'dan 2'yi çıkarırsak ondan da çıkan sonuçtan da 1'i çıkaracağız. Cevabımız kaç olur arkadaşlar? Evet 3 olmuş olur değil mi? Ne yapıyoruz? İlk sayıdan son sayıyı çıkarıyoruz. Çıkan sonuçtan da 1'i çıkarırsak istenen cevabı ne yapmış oluruz? Bulmuş oluruz. 4 ile 10 arasında kaç tam sayı? Bak arasında diyor bakın. Yani devam ediyorum. 4 var. Sonra ne var? Bakın dikkat edin. 5, 6, 7, 8 değil mi? 9 ve sonra ne var arkadaşlar? 10. Arasında diyor çünkü. 4 ile 10 arasında kaç tane tam sayı var? 1, 2, 3, 4, 5 tane görüyorsunuz. Ama biz bunu nasıl çözeceğiz arkadaşlar? Şöyle yapacağız. 10'dan 4'ü çıkaracağız. 10'dan 4'ü çıkarsa kaç? 6. Ama cevap 6 değil. Bundan da 1 çıkaracağız arkadaşlar. Sonuç kaç olacak? 5 olmuş olacak. Güzel. Şimdi dikkat edin. Devam ediyor. Diyor ki 5 ile 13 arasında kaç sayı var? 5 ile 13 arasında bak 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 değil mi? Sayabiliyoruz. İfadeler küçük olduğu için. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Peki nasıl 7 olduğunu bulacağız? 13'den 5 çıkarırsak kaç kalır arkadaşlar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 değil mi cevap? Evet unutmayın 7'yi. 13'ten 5 çıkarsak 8 mi kalıyor? Evet 8'den de 1 çıkaracağız arkadaşlar. Cevabımız 7 olacak. Yani şu ifadeden bunu çıkarıyoruz. Çıkan sonuçtan 1 çıkarıyoruz. Ama şimdi soru tipleri şöyle olursa ne yapacağız? 2'den 5'e kadar kaç tam sayı var? 2'den 5'e kadar diyor bakın bu defa. İfade değişiyor. 2, 3, 4, 5 bunlar dahil demek değil mi? Kaç tane var arkadaşlar? 4 tane. Peki bunu nasıl çözeceğiz arkadaşlar? 2'den 5'e kadar kaç tam sayı var diyorsa 5 eksi 2 buna 1 ekliyorsunuz arkadaşlar. 5'ten 2 çıktı. 3 bir daha kaç yapar? 4 tane yapar. 4'ten 15'e kadar kaç tane tam sayı var? Bakın. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 değil mi arkadaşlar? Peki bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 tane sayı mı var? Evet. Peki biz bunu kolay yolla nasıl çözeceğiz? 4'ten 15'e kadar kaç tam sayı var deyince 15 eksi 4 kaç ekleyeceğiz arkadaşlar? 1 ekleyeceğiz. 15'ten 4 çıkarsa 11 bir daha kaç yapar? 12 yapmış oldu. Gerçekten biz de ne demiştik? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 demiştik. Ne yapıyoruz bu durumlarda arkadaşlar? Şu sayıdan bunu çıkarıyoruz. Ne ekliyoruz arkadaşlar? Artı 1 eklemiş olduk cevabı bulmak için. İleride bunların formüllerini vereceğim. Şimdilik basit bana da anlatmış oldum. Evet arkadaşlar. X veya tam sayı olmak üzere x artı y bölü x eksi y eşittir 4 bölü 3 olduğuna göre x artı y toplamının en büyük negatif tam sayı değeri kaçtır diyor. Arkadaşlar bu ifade işler dışına çarpımı yapalım. 3 çarpı x artı y eşittir 4 çarpı x eksi y diye yazacağım.
Peki 3 ile x'i çarp 3x, 3 ile y'i çarp 3y eşittir 4 ile x'i çarp 4x, 4 ile y'i çarp eksi 4y. Arkadaşlar eksi 4y bu tarafa artı 4y gelir. 3y ile toplarsam kaç yapar? 7y yapmış olur. 3x buraya eksi 3x gelir. 4x eksi 3x, x olmuş olur. Peki bize ne diyor bakın? Toplamının en büyük negatif tam sayı değeri dediği için o zaman ben y yerine eksi 1 alıyorum. X yerine kaç gelir? Eksi 7 gelmiş olur. O zaman da x artı y eşittir. Kaç olur arkadaşlar? Eksi 7, eksi 1 de eksi 8 cevabını ne yapmış oluruz? Bulmuş oluruz. Neden x'i, y'yi eksi 1 aldım? Çünkü x artı y toplamının en büyük. Negatif tam sayıları biliyorsunuz. Sıralaması şöyleydi. Şurası eksi 1, burası eksi 2, burası eksi 3, burası eksi 4. Böyle devam edip giden sayılara biz negatif tam sayılar diyorduk. Negatif tam sayıların en büyüğü kaçtı? Eksi 1 olduğu için y'yi eksi 1 alarak sorumu ne yaptım? Çözmüş oldum. Evet değerli arkadaşlar, bir başka soru. Burada diyor ki a negatif, b pozitif tam sayıdır. A kare eşittir b kare olduğuna göre artı b toplamı kaçtır? Arkadaşlar a kare b kareye eğer eşitse ben a'yı eksi 2 alırsam b o zaman 2 demektir. Eksi 2'nin karesi kaç? 4. 2'nin karesi de 4. Peki o zaman a artı b eşittir kaç oldu? 0 oldu. Hocam ben a'yı mesela negatif dediği için eksi 3 almak istiyorum. B'yi de o zaman 3 almış olacağım değil mi? Çünkü a karenin b kareye eşit olabilmesi için. Peki a artı b eşittir kaç oldu arkadaşlar? 0 oldu. Hocam ben a'yı eksi 4 almak istiyorum. Tamam, a'yı eksi 4, eksi 4'ün karesi 16 olduğu için b pozitif olacak. Neyin karesi 16'dır? 4. B eşittir 4 bulunur. Peki bunların toplamı ne oldu gördüğünüz gibi? İstenen cevap arkadaşlar, çabuk söyleyin, 0. Evet, bir başka soruyla karşınızdayım. Değerli arkadaşlar, buna lütfen dikkat edin. 2, 3, 4, nokta nokta 10. Burada kaç tam sayı vardır diyor. Arkadaşlar şöyle yapıyoruz. Son sayımız kaç? 10. İlk sayımız kaç? 2. Kaçar kaçar artmış arkadaşlar? Birer birer artmış. 1 ekliyoruz. 10'dan 2 çıktı. 8. 8'i 1'e böl. 8. Bir daha ekle. 9. Gerçekten 9 sayımı var. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sayın bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9 tane sayı gördüğünüz gibi. 2'den 18'e kadar burada kaç tane sayı var? 2, 4, 6 sayı çift sayılar verilmiş. Arkadaşlar şu şekilde yapıyoruz. 18'den son sayıdan ilk sayıyı çıkarıyoruz. Artış miktarı kaçar kaçar artmış arkadaşlar? 2'şer 2'şer artmış. 1 ekliyoruz. 18'den 2 çıkar 16. 2'ye böl. 8 bir daha kaç yaptı? 9 yaptı. Peki gerçekten 9 sayı mı var? Bakın bakalım. 2, 4, 6, 8 değil mi? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 ve 18. Bakın sayın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane. Peki burada kaç tam sayı vardır? Son sayımız kaç arkadaşlar? 36. İlk sayımız kaç arkadaşlar? 6. Kime böleceğiz? Artış miktarı 3'er 3'er mi artmış? Evet, 3'er 3'er arttığını görüyoruz. 3'e böleceğiz, 1 ekleyeceğiz değerli arkadaşlar. Cevabımız kaç olacak? 36'dan 6 çıkar. 30, 3'e böl. 11 ekle. 11. Gerçekten burada 11 sayım var. İsterseniz siz sayın. Eksi 6, eksi 3, 0, 3, nokta nokta 15. Burada kaç tam sayı vardır diyor. Son sayımız kaç arkadaşlar? 15. İlk sayımız kaç? Eksi 6. Kaçar kaçar artmış arkadaşlar gördüğünüz gibi. 3'er 3'er artmış arkadaşlar. O zaman 3'e böleceğim. 1 ekliyorum. Eşittir. Ne oldu? Evet söyleyin bakın, 15 eksi eksiyle çarp artı 21 bölü 3 artı 1. Yani kaç arkadaşlar? 21 3'e böl 7, 1 ekle, 8 tane sayı olduğunu söylüyor. Gerçekten öyle mi? Bak bakalım, inanmıyorsan sayarız. Eksi 6 eksi 3 0 3 6 9 12 ve 15. 1 2 3 4 5 6 7 ve 8 tane olduğunu görüyorsunuz. Demek ki formül ne arkadaşlar? Son terim eksi ilk terim bölü artış miktarı değil mi arkadaşlar? Artı 1'miş. Ne? Terim sayısı. Terim sayısı arkadaşlar. Terim sayısını bulmak istiyorsa ne yapacakmışın? Son terim eksi ilk terim bölü artış miktarı artı 1 formülünü kullanmış oluyoruz. Hepinize başarılar diliyorum değerli arkadaşlar.